Merhabalar. Bahar arkadaşımıza genel çerçevemizi anlattığı için teşekkür ediyorum ben buradan. İsmim Hasan Hüseyin Kayış. Ben de İLEF'te doktora öğrencisiyim radyo, televizyon ve sinema bölümünde. Ben de size radyo, televizyon ve sinema bölümü, sinema anabilim dalında yapılan lisansüstü tezlerin genel eğilimini aktarmaya çalışacağım. Belirlenen anahtar kelimelerin iletişim alanında yapılan tez çalışmalarında kullanımına baktığımız zaman ben totalde 85 tane tez buldum. Bunların 27'si doktora tezi, 58'i de yüksek lisans tezi. Ben 2019 yılına bakmadım çünkü 2019 yılında tabii ki yapılmış tezler vardır ama bunların çoğu tez merkezine düşmüyor, orada yer almıyor. O yüzden 2009'a bakma gereği duymadım ben. Yeni medya anahtar kelimesiyle yaptığım taramaya bakacak olursak, 2014 yılında yüksek lisansta 5 tez var, doktora da 2 tez var. 2015 yılına geldiğimizde yüksek lisansta 6 tez görünüyor, doktora da 4 tez var. 2016 yılında yüksek lisansta 1 tez varken doktora da 8 tez var. 2017 yılında yüksek lisansta 4 tez var, doktora da 1 tane var. 2018 yılında ise yüksek lisansta 5, doktora da 1 tez var. Sosyal medya anahtar, pardon, genel sayıları da vereyim, onları unuttum. Toplamda yüksek lisansta 21 tane tez var, doktora da 16 tez var. Bunların genel toplamı 37. Sosyal medyaya geldiğimizde ise 2014 yılında 4 tane yüksek lisans tezinin olduğu görülüyor. Hiç doktora tezi yok aynı dönemde. 2015 yılında 7 yüksek lisans tezi var, 1 tane de doktora var. 2016 yılında ise 5 yüksek lisans tezi, 1 tane de doktora tezi var. 2017 yılında 9 yüksek lisans, 3 doktora. 2018'e gelindiğinde ise 1 tane yüksek lisans var, hiç doktora tezi yok. Yüksek lisansların genel toplamı 26, doktoranınki ise 5, toplamda 31 adet teze ulaştım. İnternet anahtar kelimesiyle yaptığım taramaya gelindiğinde ise 2014 yılında 2 tane yüksek lisans tezi görünüyor. Hiç doktora tezi yok aynı dönemde. 2015 yılında 5 yüksek lisans tezi var, hiç doktora tezi yok. 2016 yılında da 1 tane tez var, 1 tane yüksek lisans tezi var, doktora tezi de 1 tane. 2017 yılında 2 yüksek lisans, 4 doktora var. 2018 yılında ise 1 yüksek lisans, 1 de doktora var. Yüksek lisansların toplamı 11, doktoranın toplamı 6, genel toplam ise 17. İnternet ve sosyal medya sayının bu kadar az çıkmasındaki temel sebeplerden birisi, biz yeni medya anahtar kelimesinde diğer sosyal medya ve internet anahtar kelimeleri de taradık. O çakışan şeyler, bu iki anahtar kelimede yer almıyor. O yüzden diğerleri biraz az gibi görünebiliyor. Ancak kesiştikleri noktada böyle bir ayrım yapmak durumunda kaldık. Bir de dikkat edilmesi gereken önemli şeylerden birisi de şu: bunların hiçbirinin arasında bir orantı yok. Orantısız bir biçimde dağılmış tezler. Yüksek lisans ya da doktora arasında orantısal bir artıştan ya da azalıştan söz edemiyoruz. Bu da böyle. Bunu da böyle belirteyim. Peki belirlenen anahtar kelimelerle taranan tezlerde yöntemsel çeşitlilikler nasıl? Burada ilk olarak çoklu yöntemlere baktık biz. Çoklu yöntemi kullandığını iddia eden çalışmaların sayısı 13'tü. Bunların 7 tanesi yüksek lisans tezi, 6'sı da doktora tezi. İçerik analizini kullananların sayısı 6. Derinlemesine görüşmeyi kullananların sayısı da 6. Nitel içerik analizi, söylem analizi, anket ve literatür gibi, literatür taraması gibi çalışmalar, yöntemlerde 2 kez kullanılmış. Biçimsel analiz, yeni medya araştırma yöntemleri diye bir yöntem kullandığını söyleyenler olmuş. Onu da buraya dahil ettik. Onun dışında internet etnografisi, metin analizi, betimsel analiz de birer kez kullanılmış. Bir de burada değinilmesi gereken bir şey var. Biz bunların çoğunu bir araya getirmede zorluk çektik. Çünkü farklı ekoller farklı yöntemsel isimleri kullanıyorlar. O yüzden bir araya getirmek biraz zor oldu bizim için. Sosyal medyaya gelindiğinde ise burada çoklu yöntemi kullandığını iddia edenler 6. Bunların hepsi de yüksek lisans tezi. İçerik anketi kullananlar 8. İçerik analizini kullananlar da 5. Gösterge bilimi kullananlar 4. Yarı yapılandırılmış görüşme, derinlemesine görüşme, literatür taraması, katılımlı gözlem, çevrimiçi gözlem ise birer kez kullanılmış.
İnternet anahtar kelimesine gelindiğinde ise çoklu yöntemi burada iki tane çalışma kullanmış. Biri yüksek lisans, biri de doktora tezi. Literatür taramasını 4 çalışma kullanmış. İçerik analizini 3 çalışma. Gösterge bilimi 4 çalışma. Yarı yapılandırılmış görüşme, derinlemesine görüşme, anket. Odak grup görüşmesinde birer çalışma kullanmış. Yöntemsel çeşitlilikler bu şekildeydi. Ancak şu da var, şunu da belirteyim. Bazı çalışmaların yöntemlerine ulaşamadık. Tez merkezinde pek çoğunun çoğu erişime kapalı olabiliyor çalışmaların. O yüzden erişime kapalı olanların sadece özet kısımlarına bakabildik. Özet kısımlarının da çoğundan şey çıkmıyor, yöntemleri çıkmıyordu. O yüzden onları ben kategori haline getirmedim ve saymadım da. Şimdi değişik yöntemlere bakacak olursak ilgili anahtar kelimelerin dışındaki anahtar kelimelerden yola çıktığımız yöntemsel çeşitliliklere bakacak olursak sesim geliyor mu? Açıldı herhalde. İlk olarak yeni medyadan başlayalım. Yeni medya anahtar kelimesi dışında yaptığımız taramalara bir göz atacak olursak buradaki anahtar kelimeler bize farklı yöntemler hakkında bir takım ipuçları veriyor. Sık sık karşılaşılan özellikle gazetecilik, medya, sinema, medya okuryazarlığı, karşıt kamusallık, Suriyeliler, popüler kültür, kitle iletişimi, kamusal alan, toplumsal hareketler, izleyiciler gibi anahtar kelimeler yeni medya ile iletişim alanındaki diğer ilgili konuların etkileşimini de ortaya koyuyor. Bu durum teknolojik gelişmelerin iletişim alanına olan yansımasını da ortaya koymakta ve iletişim alanının bu dönüşüme nasıl tepki verdiğini de göstermekte aynı zamanda. Esasen sıraladığımız anahtar kelimelerin çoğu iletişim alanında yıllardır tartışılan kavramlar. Bunlara ek olarak teknoloji kelimesinin sürekli anılması ve teknoloji ile birlikte türeyen kavramların da nicel olarak artışı yeni medya araştırmalarına olan eğilimi göstermekte ve değişen geleneksel iletişim çalışmaların genel yapısına yönelik bir takım doneler sunmakta bize. Kuşkusuz araştırmalar da bu değişime kayıtsız kalmamış ve iletişim alanında yeni olana yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş. Sosyal medyaya gelecek olursak, sosyal medya anahtar kelimesiyle yapılan taramadan ulaşılan diğer anahtar kelimelerle de bir ortaklıklar var. Ancak farklılıklar da var burada. Biraz önce bahsettiğim geleneksel konular sosyal medya bağlamında ele alındığı zaman ortaya bir farklılık çıkıyor. Bu farklılık da şu, özellikle Twitter, Facebook, Instagram gibi anahtar kelimelere rastlanılması bu farklılıklara bir işaret olarak görülebilir. Ve ayrıca geleneksel iletişim çalışmalarının medya dolayımını ele aldığı demokrasi, siyasi olaylar, nefret söylemi, gençlik, günlük yaşam, siyasi partiler, siyasal iletişim gibi konuların söz konusu olduğu sosyal medya araçları ile bağlantısının ele alınışı bu farklı yöntemlere ışık tutuyor. Yani yeni bir yönteme olarak geleneksel iletişim çalışmalarının konusu olan araştırmaların sosyal medya ile dolayımından bahsedebiliriz burada. Ve bu çalışmalarda her geçen gün artmakta. Burada bir önemli nokta ise şu. Sosyal medya anahtar kelimesi ile yaptığımız araştırmalarda şunu gördüm ben radyo, televizyon ve sinema alanında. Sosyal medya ve gençlik ve gençlik alışkanlıkları sık sık bir araya geliyor. O yüzden sosyal medya tezlerinde, sosyal medya ile ilgili tezlerde gençlere yönelik çalışmalar oranı bir hayli fazla. İnternet anahtar kelimesine geldiğimizde ise bu diğer anahtar kelimeler IPTV, televizyon yayıncılığı, sosyal ağlar, sayısal etnografi, sayısal televizyon, internet kullanımı, elektronik ortam, hacker, etkileşimli televizyon, elektronik ticaret, bilgi güvenliği gibi anahtar kelimeler. Bunlar da bize işin daha çok teknik boyutuyla ilgili çalışmalar yapıldığını söylüyor internet anahtar kelimesi altındaki çalışmalarda. Ayrıca bunlar genellikle internetin televizyon izleme pratiklerine olan teknolojik etkisi gibi çalışmalar da yapmışlar. Ayrıca bu çalışmalar arasında altyapı etnografisi yapan çalışmalar da söz konusu.
Gözetim ise bir diğer mesele. İnternetin yeni gözetleme biçimlerinin yol açıp açmadığını tartışan çalışmalar da mevcut. Elektronik öğrenme gibi pozitif etkileri sahip olup olmadığını sorgulamaya çalışan çalışmalar da var. Yani interneti daha iyi nasıl kullanırız gibi olguları tartışan çalışmalar da mevcut. Bunlardan birisi de e-öğrenme. Bir de şu var, şunu da eklemeliyim. İnternet anahtar kelimelerin yanında yer alan korsanlık, hackerlık gibi unsurları inceleyen çalışmalar da var. Bunlar da internet güvenliği ile ilgili çalışmaların çokluğuna işaret ediyor. Alandaki yeni yöntemleri bu şekilde özetleyebiliriz. Bu şekilde özetleyeyim ben size. Bir diğer mesele ise etik. Bahar arkadaşımızın da özetlediği gibi ben araştırdığım çalışmaların hiçbirinde informed consent, bilgilendirilmiş onam alındığına rastlamadım. Hiçbirinde bu yoktu. Belki sözel olarak alınmıştır ya da çalışmaya konulmamıştır. Bunun herhangi bir donesi çalışmalarda yoktu. O yüzden ben bu veriye ulaşamadım. Bu da alandaki önemli eksikliklerden birisi olarak görülüyor bana kalırsa. Bir diğer mesele de ben yapılan çalışmalarda pek çok etik ihlal tespit ettim ben. Hepsini buraya sıralamak istedim ancak ben de bu çalışmayı yaparken etik bir ihlale mahal vermeyeyim diye onları buraya olduğu gibi koymadım. O yüzden Kristel Abidin'in kitabında bunu yeniden fabrika ettiği bir görüntü var. Bu zaten bir sosyal medya mecrasında paylaşılan bir postun bütün ögelerini barındırıyor. Örneğin hassas nesneyi inceleyen bir çalışma bütün araştırma nesnesinin, araştırma öznesinin tüm verilerini olduğu gibi buraya koymuş. Her şeye açık bir şekilde ulaşılıyorlar. Bu konuların pek çoğu da bu meselelerin pek çoğu da hassas meseleler. Örneğin daha sonra bireye, araştırılan özneye zarar verecek türden şeyler, çalışmalar. Hassas özneleri ele alan çalışmalar bunların çoğu. O yüzden araştırmacıların araştırılan özne ile ilgili verileri böyle gelişigüzel kullanması ve tüm daha sonra araştırmacıya ve araştırılan özneye sıkıntılar çıkartabilecek bir biçimde bunları çalışmalarına taşımaları etik bir ihlale işaret ediyor. Umarım bu durum ileride değişir. Benim özetleyeceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.